Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, Selim Hoca'yla bir pazar sohbetine daha hoş geldiniz. Evet, pazar sohbetlerimizin de sonuna sonuna doğru yaklaşıyor muyuz sanki? Ne oluyor arkadaşlar? Yavaş yavaş sınava yaklaşıyoruz. İşte TYT'de, AYT'de yapmamız gereken çalışmaları videolarda anlatmaya çalışıyorum. İsteklerinize göre de devam ediyoruz. Şimdi geçen gün bir anket yapmıştım ve çok istek gelmişti. TYT'de çıkan AYT sorularıyla ilgili son 10 yılın sorularını çözdüm. Mutlaka o videoyu izleyin. Genel tekrarlarla ilgili bir sürü sorunuz geliyor. Hocam genel tekrarlar daha hızlı gelemez mi? Daha hızlı gelemez mi? Arkadaşlar kitap güncelleme işlerimi bitirdim. ...den itibariyle... ...bundan sonra daha hızlı gelecek... ...şöyle bir programda yapıp söyleyeyim size... ...bu hafta fonksiyon uygulamalarını anlattım... ...yani anlattım dediğim... ...pdf'ini hazırladım... ...fonksiyon uygulamalarıyla başlayacağız... ...bu hafta fonksiyon uygulamaları ve parabol gelsin... Sonra, ...yani her hafta iki tane gelecek şekilde yapalım... ...çok soru var... ...çok uzun zamanlar aldığı için hazırlaması falan... E ...zaten... Neler yaptık? Polinom ve ikinci dereceden denklemleri yaptık. Bu hafta fonksiyon uygulamalarla parabolü yapalım. Sonra eşitsizlik yapalım. Eşitsizliklerle beraber trigonometriyi beraber götürmüş olalım. Böyle böyle 2-3 hafta içerisinde bütün hepsini hepsini bitirmiş oluruz. Panik yapmayın, acele etmeyin arkadaşlar ve artık yavaş yavaş böyle video işlerinden uzaklaşmaya çalışın. Konularınız bittiyse eğer güzel bir şekilde soru bankalarından soru çözün. Bunları defalarca kez söyledim. Videolardan hocaların soru çözmesi tamam güzel şeyler yaşatabilir yaşatabilirsiniz ama asıl yapmanız gereken sizin soru çözmeniz. Ya kitaplarda zaten soruların çözüm çözümleri var. Yapamadığınız soruların üstünden gitmeniz sizler için daha faydalı olacaktır. Onun haricinde tek sorular tek sorular atmaya da başlayacağım böyle işte bunu bilirsen yaparsın bu soruda trik var gibi sorularımız da gelmeye başlayacak. TYT tekrarlarıyla ilgili hep söyledim. Geçen yıl çektiğim Miray yayınlarının kamp videoları var. Çok ayrıntılı bir şekilde orada çok güzel sorularla arkadaşlar TTT tekrarlarımızı yaptık. Bir daha onları çekeyim mi? Yani aynı şeyler bir daha çekeyim mi? Yani çok güzel sorular var gerçekten orada. Bütün konuları da güzel bir şekilde tekrar ettik. 10 tane video var orada. O 10 videoyu güzel bir şekilde izlerseniz veya hangi konuda kendinizi eksik hissediyorsanız, hangi konudan tekrar yapmak istiyorsanız, hangi konudan güzel sorular görmek istiyorsanız onun oynatma listesini açıp güzel bir şekilde inceleyebilirsiniz. İsteyen kitabı alsın, isteyen almasın ama orada soru çözümlerimiz var. Tamam mı? Başka var mı istediğiniz bir şey? Söyleyin bana. Geometriden iki tane videomuz kaldı. Onu da yarın atalım. Geometriyi yarın bitiriyoruz. Ondan sonra böyle farklı farklı çalışmalarla, farklı farklı çalışmalarla e, bu süreci güzelce götürüp inşallah üniversiteyi kazandıracağız size. Şunları tekrar edeyim. Sosyal denemesi çözün mutlaka. FKKB'den branş denemeleri mutlaka çözün. İşte ne dedik? Türkçeden... Böyle 40 soru arka arkaya çözün artık 15 tane 20 tane değil sınava girdiğinizde 40 tane tane arka arkaya Türkçe sorusunu çözebilir durumda. Beyninizi bunu alıştırın. Beyniniz makine gibi olsun. 40 tane soruyu arka arkaya çözebilecek. Türkçe sorusunu arka arkaya çözebilecek düzeye beyninizi ulaştırın. 10-15 soruyla 10-15 soruyla artık bu işleri geçiştirmeyin dedik. Geometride güzel yol alanlar var, bocalayanlar var. ama gördük MSÜ'de çok da zor sorular gelmiyor arkadaşlar. TYT sınavında da, sınavda sınavında yine bu tarzda olacaktır. Güzel bir şekilde çalışın. Şunu vurgulayayım mantığı kartezyen çarpımı işte kümeleri herkes çok sonlara bırakıyor artık bunlara çalışma zamanı geldi bunlara çalıştığınızda hem TYT'de hem AYT'de 2-3 net civarında netleriniz de yükselmiş olacak. Anlaştık mı? Evet arkadaşlar zaman yaklaşıyor, stres büyüyor olabilir ama çalışma performansınızı ne kadar artırırsanız, ne kadar saat olarak üstüne koyarsanız bundan sonra kar olacak. Hep ne diyoruz? Ee, verdiğiniz emeklerin artık karşılıklarını alma zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Ee, hiç böyle karamsarlığa kapılmadan, vücudu, bir zihninizi böyle olumsuz düşünceler getirmeden çalışmaya çalışın. Artık şu ana kadar bırakmamış olsanız bile şu akıllı telefonlardan, sosyal medya hesaplarınızdan bir şekilde uzaklaşmaya çalışın. Ee, akşam yatarken yanınıza mutlaka bir tane defterinizi, bir tane kitabınızı alın. Şöyle sayfalarını yatakta çevirin. Aa bu böyle miymiş, bu böyle miymiş, bu böyle miymiş. Yani yatarken telefonla değil bir defterle, bir kitapla, bir şeyle tekrar edebileceğiniz bir şeyle girin yatağa. Mutlaka sayfalarını çevirin. Uyumadan önce Zihninizi tamamen bilgiyle zihninizi tamamen sınav konsantrasyonuyla odaklayın artık yani bir konuyu çalıştıktan sonra akıllı telefonlara baktığınızda o bilginin böyle yüzde yirmisi yüzde otuzu gidiyor sürekli ders düşünün sürekli konular düşünmeye çalışın sürekli programınızı en güzel hale getirmeye çalışın Artık çok zaman kalmadı. Bu kalan süreci ne olur iyi değerlendirmeye çalışın. Anlaştık mı? Hep ne dedik? Artık artık işte ekmek aslanın ağzında değil midesinde diyoruz ya. O yüzden yaptığımız işi en iyi yapmamız lazım. Hadi şurada bir 60 gün, 70 günlük bir süreciniz kaldı. Bu süreci en iyi şekilde, en iyi öğrencilik hayatınızın en iyi çalışma performansını göstermeye çalışın. Bazı şeyler olmuyor gibi geliyor size şu anda biliyorum ama olacak merak etmeyin. Çalıştığınızda üst üste koyduğunuzda bir karşılığı oluyor. Bir gün bir çalışmayla hiçbir şey olmuyor. Emeği vereceksiniz, üst üste koyacaksınız. Ondan sonra bütün olarak her şey daha güzel olmuş olacak diye düşünüyorum. Korkmayın. Bakın korkmayın yani korkmayın içinizde her zaman başaracağım umudu olsun korku sizi engeller ya nasıl olacak yapamıyorum edemiyorum bu korkulardan bir şekilde uzaklaşmaya çalışın bu uzaklaşmanın da en kolay en güzel şekli o sosyal medyadan telefondan falan uzaklaşıp her haya günün her bölümünde işte boş vaktinizde hep dersi düşünmek. Hep işte bugün ne yapabilirim? Ekstra ne yapabilirim? İşte biyolojide şu konuyu yapamıyorum ben. Neden yapamıyorum? Buna ne kadar çalıştım diye sorgulayabilmek ve hep en baştan beri ne diyorum? Özellikle son aşamalara geldiğimiz zaman konu bitirme işi çok daha şeydir e, verimlidir mesela sistemler bilmiyorsan biraz diğer dersleri azaltıp sistemler ağırlıklı çalışıp bitirdim ben bunu diyebilmen gerekiyor dedik güzel çalış bırakma hep ne dedik var bir hayalimiz dedik. Artık o hayale yavaş 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 yaklaşıyoruz. Tabii ki e, herkes de verdiğinin verdiği emeğin karşılığını alacak. Birisi birisi az çalışırken birisi çok çalışırken az çalışanın çok çalışanın önüne geçmesi böyle durumlarda gerçekleşiyor tabii ama çok da mümkün olmuyor. O yüzden sen sınavdan çıktığında vay az daha çalışsaymışsın ben bu soruları yapabilirdi mi yaşamanı istemiyoruz. O yüzden eksiklerini belirle o eksiklerin üstüne git. Ve şu şekilde çok sorular geliyor. Hocam işte bir şey yayınlarının soru bankasını alıp o soru bankasının bütün sorularını çözsem olur mu kısa süre içerisinde? Olur. Çok güzel bir tekrar olur. Ama bence denemeler üstünden gitme zamanları artık geldi. Şunu yapın deneme çözmeye başlayın deneme çözmeye başlayın yapamadığınız sürekli yapamadığınız bir konu varsa hemen soru bankasından hızlıca onun sorularını çözün. Videolara boğulmayın tekrar söylediğim gibi siz çözüm yapıp yapamadığınız soruların üstünden gidin. İşte bu şekilde çalışarak sürekli deneme sürekli deneme sürekli deneme yaptığınızda zaten eksiğinizi gediğinizi belirleyip o eksiğinizi gediğinizi çok güzel bir şekilde tamamlayacaksınız tamam mı? Evet var mı Selim Hoca'dan başka istediğiniz bir şey? Çıkmış sınav sorularını atıyoruz. Oh tekrarları yapıyoruz. Oh ...şey tek tek soru serilerimiz gelecek... ...ona da oh oh başka... ...var mı başka... ...tahtada da bir iki bir şey yapacağım arkadaşlar... ...tahtadan uzaklaştım... ...tahtada konu anlatımı yapmadım ne zamandır... ...konu anlatımı değil de tahtaya yazacağım bazı soruları... ...tahtada soru çözümleri de işte... ...bir sorunun üstünde... ...hatırlaman gereken neler var... ...onları hatırlayacağız... ...bunu bilirsen yapardın serimiz vardı... ...onun gibi o seriye devam edeceğiz... Ee, ...güzel çalışmalar planlıyorum... ...ama dediğim gibi biz ne yaparsak yapalım senin yaptığın önemli senin çıkardığın kazanımlar önemli senin ne kadar çalıştığın, ne nasıl emek verdiğin önemli. Bunu unutma tamam mı? Yoksa işte bin tane hocayız YouTube'da. Herkes farklı farklı bir şey yapıyor. Bir ona bir ona bir ona bir ona saldırma. Asıl yapman gereken senin çalışmaların olduğunu unutma. Yani benim yaptığım çalışmayı senin yapman lazım aslında. Anlaştık mı? Hadi bakalım var bir hayalimiz diyoruz. O hayale inşallah kavuşmak için az bir zaman kaldı. Hadi bakalım şöyle bir enerjimizi de yükseltelim. Hadi bana bak bakayım. Bak bana. Şöyle yüzle, yüzün bir gülsün. Tamam mı? Asık surat yok artık. Deli gibi dolaşacağız ortalıkta. Deliriyoruz yani. Hep videolarda yapıyorduk ya. Deliriyoruz. Deli. Artık deliye vurun. Güle güle. Böyle oyuna çevirin ders çalışmayı. Böyle hadi onu yapıyoruz. Koştura koştura. Mutlu mutlu. Güzel bir şekilde bu işi halledin. Hadi bakalım. Seviyor Selim hocanız sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.